Merhabalar herkese. Bugün size pek gülerek anlatmayacağım bir konudan bahsedeceğim. Kendisinin adı cesur olmak, risk almak ve kırılganlık. Şimdi şöyle başladı aslında bütün konu. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım bana bu videoyu önermişti kesinlikle izle diye. Birkaç hafta oluyor sanırım ve ben izlemeyi zaten çok istiyordum. Brené Brown diye bir kadın. Netflix'te zaten belgeseli var ve TED konuşmaları var. Ama ilgimi çeken tabii ki ondan yola çıktım. Yani o belgesel etkiledi. Çünkü cesur olmak neden önemli ve bizi ne cesur yapıyor? Ve ben böyle bu konularla ilgili düşünürken kendi içimde bir yolculuğa çıktım. Ve birçok farkındalık yaşadım. Dolayısıyla bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci konu, kırılmayı göze alacaksınız. Olumsuz duyguları da olumlu duygular gibi kucaklamamız gerekiyor. Bu ne demek? Cesur olmak demek güçlü olmak demek değil. Şimdi cesur olmak demek aynı zamanda kırılgan olmak demek. Neden öyle? Çünkü şöyle bir şey var. Hayat bir dengeden ibaret. Gece olmadan gündüz olmuyor, kötü olmadan iyi olmuyor. Hayat denge. Ve biz cesur olmak istiyoruz ama cesur olurken de güçlüyüz. Risk bazen alıyoruz, bazen almıyoruz. Mümkünse almayalım ama güçlü olalım, cesur olalım bu hiçbir şekilde kırılgan olmayı, derinlemesine olumsuz duyguları belki zaman zaman hissetmeyi, bazen takılıp düşmeyi kapsamıyor zannetmeyin. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Medya iletişim okudum ve kamera arkasını biliyorum diyebilirim, çalıştım. Ama kamera önünü sevmiyorum, alışık değilim. Hatta çok tuhaf geliyor. Yani burada tabii ki de size bakarak konuşuyorum ama sonuç olarak bu odada yalnızım. Lakin anlatmak istediğim çok şey var ve deneyimlerimi özellikle paylaşmak istiyorum. Zorlandım bayağı ama bir karar aldım. Ve bu karar bir riski içeriyor. Bu riskte kamera önüne çıkmaktı ve ilk adımı atmaktı. Şunu fark ettim. Dünkü o yani cesaretle ilgili düşündükten sonra ve bunu derinlemesine hissettikten sonra şuna vardım. Denize girdikten sonra nasıl yüzdüğünüzün hiçbir önemi yok. Önemli olan risk almak. Her şeyin bir bedeli var. Biz cesur olmayı seçiyorsak, risk almayı göze alıyoruz demektir ve bu risk canınızı sıkacak, sizi belki mutsuz edecek belki ağlatacak ama önemli olan buna evet demek. Çünkü her şeyin bir bedeli oluyor bu hayatta ve cesur olmanın bedeli de bu. Dolayısıyla hissetmeyi, kırılgan olmayı onaylamanız gerekiyor kendi içinizde. İlki buydu. İkincisi hep toplum, aile, annemiz, babamız özellikle büyürken özellikle de baskın ailelerde büyüyorsak, kaldı ki öyle büyümeseniz bile toplumun bir baskısı var güçlü olacaksın. Özellikle erkeklere de çok empoze edilen bir şey. Dik duracaksın, işte ağlamayacaksın gibi gibi. Bunlar o kadar aslında saçma ki. Çünkü insan denilen varlığın en büyük arzusu bağ kurmak. Biz tamamen bağ kurmak istiyoruz, ait olmak istiyoruz ve içe kapanık da olsanız, dışa dönük de olsanız sosyalleşmek istiyorsunuz. Çünkü insan DNA'sında bu kodlama var. Ve siz ben, arkadaşlarımız, herkes yani bu toplum baskısına evet diyen ve uyum sağlayanlar olarak diyeyim, güçlü olacağız derken kırılganlığımızdan kopuyoruz ve kırılganlığımızdan koptukça daha aciz, daha güçsüz oluyoruz. Ama bunu Öyle bir kapamayı da öğreniyoruz ki biz çok güçlüyüz çünkü zırlarımızı kuşandık ve hayata hazırız gibi oluyor. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz güç aslında gerçek güç olmuyor. O gücü hissetmek ve de cesur olarak böyle hayata atılmak istiyorsanız bu kolay bir yol değil. Bu canınızın yanacağı bir yol. Çok belki gerçekten günlerce uyuyamayacağınız zamanlar olacak. Bilmiyorum konuya bağlı ama Sonucu buna değer mi değer? Çünkü yaşadığınızı hissediyorsunuz. Çünkü biriyle gerçekten kalpten kalbe bağ kurabiliyorsunuz. Kalbinizi gerçek anlamda açabilmeniz için, gerçekten sevebilmeniz için de canınızın yanmasını, o kalbinize bazen hançer gibi o okların saplanmasına, evet gel korkmuyorum diyebilmeniz gerekiyor. Ve bu da biliyorum büyük bir risk ve biliyorum birçoğumuz bunu istemeyeceğiz. Çünkü kendimizi korumamız gerektiğini öğrendik. Kimi insan için bir şeyi hissetmek zor, birine kalbini açmak zor. Benim hayatımda da hep ben kalbimi çok kolay açtım ve kırılmaya odaklanmadım. Tabii ki de şunu çok iyi anlıyorum, kırılmaya yani kırılabilir olacağımıza odaklanmamız gerekiyor. Ben buna hiç ne olacak dedim kırılırsam ve canım çok yandı. Bu gerek arkadaş ilişkileri gerek işte duygusal ilişkiler. Ee, ama yaşadım mı derseniz yani yarın ölecek olsam şu anda 80 yaşında olarak sizin karşınızda konuşuyorsam şunu size söyleyebilirim yaşadım mı evet yaşadım ve sonuna kadar yaşadım ama kalbim kırıldı mı inanılmaz kırıldı ve bugün bir ilişkiye girmek özellikle benim için çok en zor olan kısmı. Ama yakın arkadaşlıklarda da birini hayatıma alırken iki kere düşünüyorum ve zaman zaman neden iki kere düşünüyorsun? Hani eskiden bu çok kolaydı diyorum. Bunun nedeni önceden kırılmış olmam ve yine kırılmayı göze alıyor muyum ondan emin olamamam. E, bu çok zorlu bir şey ama yine de her şeye rağmen bütün kırılmışlıklarıma, bütün e, belki ağlama krizlerime rağmen ve bütün canımın acımalarına rağmen Yeniden sevmek istiyorum ve her gün her sabah kalktığımda bu kararı alıyorum. Evet bugün seveceğim. Evet bugün kalbimi açacağım ve evet canım acıyabilir ve okey yani tamam. Bu böyle. Yapacak bir şey yok çünkü evet artı olmadan eksi olmuyor ve ben gerçek gücün, gerçek cesaretin artık nereden geldiğini hayatımda deneyimliyorum. Şöyle bir şey oldu daha dün e, isim vermeyeyim belki kendisi hoşlanmayabilir ama çok yakın bir arkadaşım kendi hayatıyla ilgili bir olay yaşadı özel hayatıyla ilgili ve sadece şunun için ağladı. Kardelen hissedemiyorum ve hissetmek istiyorum ve korkuyorum. Diğer insanlar hissedebiliyor ve ben hissedemiyorum. Sadece size şunu sormak istiyorum. Çevrenizde eminim vardır yani yakın arkadaşlarınıza bakın. Bakın çevrenize bakın kaç kişi hissetmek istiyor ama hissedemiyor. Hissedemiyorlar çünkü korkuyorlar çünkü yeniden kırılacaklar ve bir yerde bir tıkanmışlık oluyor. İnanın bu dünyada yaşayan herkesin çöpü var. Bir yoga hocamın bahsettiği bir şey var. Zaten bizim travmalarımız olmasaydı bu dünyada olmazdık. Ben de böyle düşünüyorum. Katılıyorum bu konuda kendisine ve dolayısıyla da kırılmışlıklarımız var, içe atmışlıklarımız var, hayal kırıklıklarımız var ve bu hayal kırıklıklarından bir daha öyle olmayacağım deyip kendi adımıza karar alıyoruz, inanç belirliyoruz ve o yolda ilerliyoruz. Ve sanıyoruz ki biz çok güçlüyüz. Sanıyoruz ki atlattık. Atlatmıyorsunuz. Hiçbir şeyi atlatmıyorsunuz, hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Şöyle bir şey var, onunla daha iyi başa çıkmayı öğreniyorsunuz. O acı belki 20 sene, belki 10 sene, belki 2 yıl orada kalıyor. Ama ne zaman atlatıyorsunuz biliyor musunuz? Evet ben bunu yaşadım. Evet canım çok yandı. Çünkü hayat böyle bir şey. Bundan şunu öğrendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten buna minnettarım dediğinizde evet büyüyorsunuz. Ve o acıyı artık taşımamanız mümkün. Ama bu ondan kaçarak olmuyor. Onunla yüzleşerek oluyor. Ve gerçek yüzleşme bana göre Ay çok mutluyum. Hayatta çok güzel çiçekler, böcekler deyip onu yatsımak değil. Gerçekten ona bakıp gerçekten onunla yüzleşmekten geçiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. O kadar çok acılar biriktiriyoruz ki ve insanız ve duygularımız var. Ve tabii ki de bütün bu hayal kırıklıkları belki kalbimizi çok açtık ve çok kırıldık. Kapatmaya başlıyoruz. Ve sığlaşıyoruz. Bağ kurmaktan vazgeçiyoruz. Ama sığlaşmak da bizi bir yere getirmiyor. Çünkü yaşamamız için kendimiz olmamız gerekiyor. Kendimiz olmamız için de uyum sağlamak değil, kendine ait olman gerekiyor. Ve kendine ait olman demek, sen Mehmet sen, Tolga sen, Ayşe sen, Kardelen sen, neysen sen öyle yaşaman gerek. Ve bunun için istiyorsanız risk almanız şart. Çünkü risk almadan kendiniz olamazsınız. Çünkü hiçbir insanı herkes hiçbir zaman sevemez ve her zaman uyum sağlamanız da mümkün değil. Dolayısıyla sığlaştığımız için ve acılar biriktirdiğimiz için ve onlara karşı da böyle kediler gibi kuyruğumuzu dik tuttuğumuz için o acılarla besleniyoruz bir yerde ve haklıyız da ama burada amaç haklı olmak mı mutlu olmak mı onu da karar vermek gerekiyor. Haklı mutsuzluklarımızla beraber yürürken o acılarla birilerine bir şeyler söylüyoruz ister istemez belki patlama anında ve o acılar o kişi de kendini gösteriyor. Öfke nebeti olarak çıkıyor bazen. Bazen de çok saçma bir durumda ağlama krizi olarak ya da sinir krizi olarak. Dolayısıyla bunlarla yüzleşmemiz önemli. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün bunların temelinde yatan önemli bir konu var. Minnettarlık, minnettar olmak, şükretmek. Şimdi o Brené Brown'un beni en çok etkileyen kısımlarından biri şuydu zaten kendisi araştırmacı e, lütfen izleyin eğer izlemediyseniz e, o videoyu bilmiyorum koyabilir miyim ama koyabilirsem zaten e, linkini alta bırakırım en azından TEDx konuşmalarını YouTube'dan koyarım. E, travma yaşayan insanlarla çalışıyor ve bu insanlar soykırım yaşayan işte bilmiyorum tecavüz atlatan yani ciddi travmalar göç yaşayan insanlar. Ve bu insanların en büyük özelliği ne yaşarlarsa yaşasınlar minnettarlık duygusunu taşımaları. Ve en çok özledikleri şeylerden biri ne biliyor musunuz? Ee, günlük hayatta yaptıkları mesela bir su içmek, annesinden gelen ve çok saçma olan o mesajı okumak. Hani o yazamıyor annesi mesela böyle telefonu kullanmayı bilmediği için. Onu okumak, bunu özlüyor insanlar. Günlük bir yürümek sahilde, hiç farkına bile varmadığımız şeyler. O o kadar acı şeyleri yaşayanlar bunlara hasret kalıyor çünkü annesini kaybetmiş oluyor çünkü yerinden yurdundan olmuş oluyor ama o anın içinde belki onu fark edemeyebiliyoruz gerçekten anda yaşamak evet kazanılabilecek bir şey ama yaşadığınız her neyse ne kadar zorsa bunu atlatabilirsiniz yani bunu gerçekten emin olmanız lazım bir şeyden vazgeçmek de bir seçim bir şeye başlamak ve onu başarmak da bir seçim ama bunların en temelinde yatan şey her neyse yaşadığınız minnet duyun. Minnet duyun en en basiti o ana minnet duyarak şükran duygusuyla yaşayın. Çünkü zaten sevginin temelinde de olan şey bu ve ben de bunu çok önemsiyorum. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz gerçekten minnettarım. Bu benim için çok derin ve çok özel bir konu. Çünkü kırılgan olmamız gerekiyor. Acı çekmemiz bazen gerekebiliyor. Çünkü hayat yaşamak böyle bir şey. Sizin de yaşadıklarınızı çok dinlemek isterim. Eğer benimle paylaşmak istediğiniz şeyler olursa Instagram'ım da zaten şurada olması lazım. Yazıyor. Oradan özel olarak da yazabilirsiniz. Yani çok dinlemek isterim ve eğer destek isterseniz elimden geldiğince destek de olurum size. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz haftaya. Başlayayım mı? <laughs> Toto'yu döndü. <laughs> ne oldu ya? Sen ne gülüyorsun? <gülüyor> 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 Bu videoyu beğendiyseniz <gülüyor> beğenin. <gülüyor>